Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Konsolosuna hoş geldiniz. Bugün Witcher 2 yaklaşık bir sene önce çıkmış oyun şu anda Xbox'larımıza yeni düştü. Biliyorsunuz Extended Edition adı altında biz de böylelikle konsollarımızda bu oyunu oynama imkanı bulduk. Ben bu arada PC'de bu oyunu bayağı bir oynamıştım. İlk bölümün biraz başına kadar gelmiştim. Yani yaklaşık 7-8 saat falan oynamıştım. O yüzden PC ile bir karşılaştırma yapma imkanım da olacak. Şimdi Witcher senin çok favori olmayan bir oyunun olduğunu biliyorum ama çok da farklı aslında birinci oyunla ikinci oyun. Öyle belki mi? Şu anda sen de farklılıkları hissedersin. Her ne kadar birinci oyunu galiba çok oynamadın ama hemen girelim abi bir bizim Geralt abiye. Dur bakayım. Ondan sonra da oyunun grafik motoru hakkında biraz konuşalım. Bu Murat şimdi hakikaten Xbox oyunu mu? Evet. Vay be. İyi iş çıkarmışlar. Vallahi tebrik ediyorum. Polonyalı Molonya demeyeceksin abicim. Bu iş böyle ha. Kesinlikle. Hiç. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Şu ana kadar Xbox'ta gördüğüm en iyi görselliğe, grafiğe, teknik anlamda sahip bir oyun. Görsel, sanatsal açıdan mesela Gears of War falan daha önde bana sorarsan. Onun dünyası, evreni daha böyle. Bu da çok dolu ama onlar oyuna daha dolu aksettirmişler. Evet. Mimarisi de falan. Bunda o kadar sanatsal açıdan çok büyük ileri bir adım göremiyorsunuz ama teknik açıdan ışıklar olsun, dokular olsun, ambiyans olsun gerçekten birinci sınıf kalitede iş çıkartmışlar. Bir kere şunu söylemek istiyorum Murat. Kamera sürekli oynuyor bizle beraber. Sanki bir nefes alıyormuş gibi böyle kamera sürekli bir sağda solda bir yalpalıyor böyle. O çok hoşuma gitti bak. Bakar mısın? Bak, şu ağaçlardan sana öyle geliyor mu? Yok yok bak Geralt'ın şeyine bak. Eline bak. Bak elinin bir kısmı aşağı giriyor bir kısmı yukarı giriyor. Böyle sürekli kamera böyle bir oynama içerisinde bir şey, böyle sanki sudaki bir dalgaymışsın gibi. Çok güzel ya çok güzel. Güzel. Hemen karşılaştırma yapmam gerekirse PC ile PC'de mesela bunu high end bir bilgisayarda yüksek yani iyi derecede oynarsan şu arkada böyle şey var ya böyle bir kule gibi bir şey var ya onda detayını görüyorsun. O daha iyi gözüküyor. Yani uzak mesafede çizim mesafesi olarak uzaklar çok çok daha iyi PC'nin en iyisinde. Aslında bunun biraz PC orta düzey ayarına oldukça yaklaşmış olduğunu söyleyebilirim. Niye tam iyi değil ama altına da eşit değil yani. Onu söyleyeyim. İyi bir PC'de ya da orta düzey bir PC'de alacağınız görselliği bu oyunda Xbox'ta hemen hemen almış durumdasınız. Bu bakımdan gerçekten adamlara bravo diyorum. Üstelik bu bildiğim kadarıyla kendi motorları. Tabii tabii lisanslı falan motor kullanmıyor çünkü bir yerden. İlk oyunda şeyi kullanmışlardı. Baldur's Gate motorunu. BioWare'den almışlardı ama bu sefer motorları kendilerini. Şimdi yavaş yavaş zaten günde doğuyor. Bu arada. Ağrıyor. Birazdan da böyle daha gündüz vakti şeyle görürüz. Hatta ya yalnız geçelim bana. Ya şu yeşilliği falan çok beğendim ya. Değil hakikaten mi? Çok güzel ya. Yani bak genelde şey renk tonları, renk paletleri yani bu kırmızı mesela insanların şeylerin üniformalarında da var. Askerlerin böyle çok göz alıcı, çok can alıcı bir şekilde yapmışlar. PC'de ama o renk paleti daha güzel. Belirgin. Burada biraz daha solgun kalmış. Bir şey söyleyeyim mi sana? En çok beğendiğim ne oldu biliyor musun? Ya genelde böyle son dönem oyunlarında mesela şeyi hatırla. Şu çıkacak olan Sony şey vardı ya. Dragon Dogma. Bak. Böyle hiç böyle yolda giderken böyle bir ağaç falan görmemiştik çalılara. Bunun yarısında böyle bitkiler uzamış, yarısında bodur kalmış çimenler var. Yani çok doğal bir hani deriz ya hani böyle atmosferi muhteşem böyle bir doğallığı çok yaşatmış oyun. Burada da ben çok beğendim şu doğallığını. Yani çiçekler falan. Evet, şurada suyun hüzmeleri, ışık hüzmeleri falan çok güzel yansımış. Vallahi tebrik ediyorum Polonyalı arkadaşlarımızı. Bravo. Yani vallahi hakikaten yani çok güzel. Yani kim derdi ki 6 senelik Xbox'ta en iyi görselliği bir Polonyalı evet, yapacak diye. Yapacak. Bir de bunlar statik değil Murat. Her şeyde oynuyor şu an. Bir şekilde ve kendi içerisinde bir dağılım içerisinde. Mesela şimdi şöyle bir hemen bir geçiş yapayım. Wait time diyeyim. Aslında şey olmuş. Şafak sökmek şey üzere. Şu anda down'dayız. Günün 4 aşamasını yaşıyoruz burada. 4 aşamasını istersek şey yapabiliyoruz. Gidebiliyoruz. Ben bir hemen şuradan bir gündüzü atlayayım ki biraz daha detayları daha iyi seçelim. O gün doğuşunun şeyi farklılığı gördüğün gibi gitti şu dağlar falan.
Böyle daha bir bak mesela iyi. Daha bir şey doğru böyle bir... karamsardı. Hı-hı. Şimdi daha böyle daha hakikaten aydınlık oldu. Şimdi bizim arkadaş Geralt bir aslında mutant diyelim. Oyunun arka planında bu adamlardan da bahsediyor. Aslında oyun içerisinde baskın olarak söylemese de işte bir şey olmuş. Başka boyutlar var. Hı. Bir gün işte o boyutlara bir kapı açılmış. Oradan bir takım yaratıklar bu dünyaya gelmiş. Onlarla savaşması için bunlar aslında dizayn edilmiş. Hı. Witcher denen ırk mı diyeyim artık tipler. Ama tabii ki vakit geçtikçe, zaman geçtikçe bunlar daha bağımsız hale gelmişler. İşte çok da fazla sayıları da gittikçe azalmaya başlamış. Bizim Geralt da Witcher'lardan biri. Oyunun bir kitaba dayandığını Polonyalı bir yazar tarafından yazılmış bir roman aslında bu. Oyun değil de Witcher karakteri. Ve sen bu şeyi bunun aslında bir arka planında bir roman olduğunu ya da bir yazar tarafından yaratılmış bir bir yazar tarafından yaratılmış bir evrende bu oyunu oynadığını çok iyi anlıyorsun. Çünkü kurgular iyi. Kurgu çok iyi. Karakterler çok iyi. A'dan Z'ye. Sadece Geralt değil. Ve işte bu dünyada birçok krallık var. O krallıkların politik durumları, kültürel durumları falan oyuna çok güzel sirayet bak, etmiş. Hep konuştuğumuz bir konu vardır ya. Yani bir RPG oynarken o yaşayan dünyanın içerisinde olduğunu hissetmek veya hissedememek. Evet. Eğer bunu yaptıklarını anlattığın kadarıyla adamların bir avantajı varmış Murat. Demişler ki madem bir kitabımız var arkada, background'umuz var, nasıl ki Mass Effect'in kodekleri vardı. Şey, bunun da bir evreni var yaratan kitaptan. Buna eğer uygulayabilirsen muhteşem, çok başarılı yani, çok avantajlı. Şimdi birazdan aksiyona gireceğiz. Aksiyondan ben sonra gösterecektim ama madem ki o konuya girdik hemen şuradan bir göstereyim sana. Kodeks mi? O kısmı. Oo. Şuradaydı. Evet gördüm. Tamam. Bak karakterlere bak. Evet. Oyundaki. Bunlar hep bunların hepsiyle karşılaşıyorsun. Tamam mı? Bunlar hep iletişime girdiğin insanlar. İletişime değil mi? Girdiğin insanlar bunlar. Oyunun bir kısmında evet. Girmişsin main karakterler. İşte monster'lar var. Efendim, gittiğin yerler var ve bunlar sen ilerledikçe bir şekilde ekleniyor. Mesela diyelim ki biraz aşağı ineyim. Ana karakterlere geleyim. Main karakter. Mesela Triss'in en baştaki şeyi bir paragraf mesela. Birinci oyunda vardı zaten. Vardı evet. Evet, İlk başta bir paragraf. Evet, ondan sonra artıyor. Zaman arttıkça, olaylar geliştikçe oraya eklene gidiyor. Ve buradan krallıkların birbirleriyle olan ilişkilerine falan filan bayağı bir girmek isterseniz giriyorsunuz yani. Çok ciddi bir şekilde bir altta böyle bir siyasi bir oyun. Bu aralar çok ünlü bir şey var ya herkesin ağzında Game of Thrones. Evet. Game of Thrones'da da işte aslında taht oyunları. Hı. Bütün böyle krallık çevresinde gelişen işte ona Anladım. Düşmandır onun kuyusunu kazar falan. Bir nebze bunda da öyle. Onu hissetmiş, hissettirmişler. Güzel. Gir bakalım oraya. Oyunun başında bizim Witcher Geralt'ımız bir kralın himayesi altında. Ve ortada işte krallara suikast yapan bir adam var. Hı hı. Bir şey oluyor ve suç bize kalıyor. Bizimki de başlıyor o adamın peşinden gitmeye. Sen duvar bileysin galiba. Tabii. Şimdi onların ne olduğunu ben sana söyleyeceğim. Hı. Şöyle bir left bumper'a bastığımızda bir şeyimiz açılıyor. Böyle bir menü açılıyor. Arabik, bu açıldığında oyun çok yavaşlıyor ama tamamen durmuyor. Güzel. Hı hı. Tamam. Aa, bak geldiğin gibi görüyorlar. Sağ tarafta kullanabileceğimiz şeyler var. Cihaz, aletler ya da atabileceğimiz bomba gibi şeyler var. Sol tarafta ise büyüler var. Şimdi dikkat ettiysen bizim Geralt soldaki kılıcını çekti. Evet. Aha. İki tane kılıcımız var. Bir tanesi gümüş, bir tanesi normal. Normal humaniyetlere, insansılara ya insanlara normal kılıcını kullanırken Magic büyülü karakterlere ve yaratıklara silver'la yani kurt adam mantığı çalışıyor. Bir zayıf noktası var. Evet. Şimdi bir şey algıladım ben. Sen bu adamların ikisine birden girmediğine göre muhtemelen iki kişi birden sana girerse üç ütülüyorlar galiba. Evet, belli. Belli. Orada taktik yapacaksın. Yani iki kişi özellikle burada şey çok önemli.
arkadan yersen eğer şeyi, kaçarken sırttan yersen çok fena götürüyor. Acayip yarısı gider. Ve aynı şekilde senin de yine sırttan vurursan sen de çok iyi alırsın. Geçirdi. İstersen blok alabiliyorsun ama blok da senden bazen şey götürebilir. Şimdi ben ona puan verdiğim için çok götürmedi ama oyunun başladığında blok da senin HP'nden, sağlığından biraz götürüyor. O ne? 0.2, 0.1 çıktı yukarıda bir hamle. Adamın kılıcında şey var. Poison, zehir mi var? Zehir ha. Vardı. Ya da başka bleeding yaptı beni. Şimdi şuna bir gülü yapayım da. Ooo, efekti çok beğendim. Belki de uğraşmadan. Allah, ben gidiyorum bak şu anda, farkında evet, mısın? Çünkü kanıyorsun sen, evet, kanama var senin. Ben biraz şey yaptım. Muayyen gülüm. Kanama geçti de. Biraz çene yaptık tabi. Tamam, bitti o herif. Manan evet. Nerede senin şimdi? Ben o manayı göremedim. Şimdi mana yok aslında. Şu yıldız var ya, Davut yıldızı var orada bir tane. Evet. Altta orada Vigor diye bir şey var. İşte kaç tane? 6 tane. Evet, 6 tane var. Evet. Bu senin aynı zamanda büyü gücün, aynı zamanda yani 6 tane üst üste yapabiliyor musun yoksa 6 tane üst üste yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. Ha, yoksa onların her birinin barı var mesela, bir büyü 2 tane birden götürüyor mu? Hayır, yok. Her büyü bir tane bir götürüyor. Bir tane götürüyor. Ha, büyülerin bir şey yok, ağırlığı yok. Yok, öyle bir dağılımı yok. Ama bunların dolma şeyleri, hızları oyunda senin taktiğine göre değişiyor. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi şunların hepsini göstereceğim. 5 tane büyü var. Mesela şu sana böyle bir şey yapıyor. Koruyucu kalkan açıyor. 1 dakikası var. 1 dakika boyunca burada ve tabii şey alırsa, damage alırsa da gidecek. Bu açık olduğu müddetçe o mesela yenilemiyor. Yani oyun sırasında ben onu açayım, 1 dakika ortada takla atayım, dolsun diyemiyorsun. Senin savaşma şekline göre o değişiklik gösteriyor. Evet. Şimdi biraz daha şey yapayım, taktik yapayım. Şimdi öylesine daldım adamlara. Gördüğün gibi iki kişi beni biraz neredeyse şey yapacak, götürecek. Şurada bir yerde sanki ben ok atan biri varmış gibi ses geliyor. Bu tam bir şey var. Şey geldi. Şimdi bunlara en güzel şey şu silahımı koyup büyük mü çakacaksın? Şey mi? Silver silahımı aldım. Ha, bunlar çünkü humanite değil, evet. Bunlar çok şey de değiller zaten. Zor evet, belli. Bir tane dediğim gibi heavy, ağır saldırımız var. Bir tane de daha hızlı ama daha az vuran şey var. Peki sen bu büyüyle kılıçla ilgili nasıl yapıyorsun? Yani büyüyü atmak için bir tuş mu atanmış durumda? Y tuşuna basınca direkt seçilmiş olanı atıyorsun. Şeyi de şuradan hemen değiştiriyorsun. İlk başta bunların isimleri böyle bir garip, tamam mı? Queen, Igni, Zırtlu, Zırtlu falan. Bunları... Bir de şekillerde, semboller de böyle bir şey vermiyor. Falan. Sana bir ipucu vermiyor. Orada biraz sıkıntı çekiliyor başta. Onları öğrenme eğrisi. Sonuçta 5 tane var topu. Şimdi bir dur burada. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi burada bir dur. Şimdi birisi hala bana saldırıyor gibi. Şimdi şu az önce şu yaprakların bir sallanışına bak, tamam mı? Şimdi oyunu yavaşlat bakayım. Hala aynı mı sallanıyor diyorsun? Evet, sanki öyle gibi geldi. Dur bakayım. Evet, orada bir yavaşlama. Ağaçlar da yok. Evet, yok. Sadece karakterler yani. Yavaşlıyor. Evet, olsun, sorun değil. Tabii aynı. Ha? Yok, evet. Hayır. Nereden görürsün böyle şeyleri? Normal. Olsun, bu bir teknik yani. Sonuçta adam ona proses harcamamış, sorun değil. Harcamamış. Merak ettim sadece. Evet, şimdi. O ne be? Tamam, doğru bak, orada adam varmış. Evet, sana ok atıyormuş herif. Hakikaten ha. Ama senin peşinden gelmemiş. Enteresan. Sen önden geçti onun. Bunlar gelmiyor. Ha, onlar sabit gelmiyor. Yani. Evet, onlar senin yanına gidersen. Yanına sınava sıkışırlar var ya. Aynen öyle. Çok şimdi şöyle bir aletim var. Bunu attığım zaman ona kapılan bir an şey yapıyor. Şuradan çıkıyor. Ha, iyi atlattın ha. Attım, tamam mı? Aa, bak bir şey söyleyeyim bak, mi sana? Bak oraya gelen orada bir kaldı, gördün mü? Bir şey çok beğendim şu an arkadaşlar, bak. Şu arkadaki yiğli ok atan herif var ya. Yaklaşınca onun, şey aldı. Onun ok doldurma süresi o kadar uzun ki. Çok beğendim onu yani, programcı orada bir cheat yapmamış yani. Kendine farklı sayı getirmemiş. Doldurma süresi bekliyor, evet, yavaş adam, yavaş güzel. Aslında orada şey yapıyor çünkü. Arbalet. Arbalet dolduruyor, çekiyor daha, oku. Daha uzundur ya. Evet Murat'cığım. arkadaşlar az önce capture kartımız bozuldu. Daha sonra çekim yapmayı bıraktı birdenbire. Biz ama... 19. dakikasındaydı. 41. dakikada farkına vardık bitirdiğimiz zaman programı. Sonra bir Birds of Steel inceledik.
Sonra bir yemek yedik. Bir dondurma sonra yedik işte. Dondurma yedik. Böyle biraz moral de koyduk kendimize. Şimdi buradan devam ediyoruz. İkinci kez anlatacağız. Bakalım ne olacak, i̇kinci göreceğiz. İkinci kez anlatacağız. Anlattığımız bu 19 dakikada anlattığımız bir şeyler varsa tekrar ikinci baskı yaparsak kusurumuza bakmayın. Şimdi Murat, ben demiştim ki şu soldaki turuncu manabarlar nasıl doluyor? Şimdi bir bak, bir saniye önce. Şu adamı bir halledelim. Bak nasıl koşuyor, zavallım. Zavallım. Şimdi kime bak, 5 tane bizim büyüğümüz var. Evet, o büyüleri göstermeye devam edelim. Bir tanesi şu bizim şeyler, Jedi'lardan Force. Kaptırma Force. Bir tane güzel bir özellik var. Bu fazlaca adam üzerine geldiği vakit abi bir tanesini bunların kontrol ediyorsun, tamam mı? Ama biraz sürüyor. Tabii. Biraz sürüyor. Arkadan da fena geçirdi herif. Bir tane şuraya kapan koyalım. Bak o ikisi orada uğraşmaya başlıyor. Evet. Farkında mısın? Sana müthiş bir strateji kullandı bu tabii. Yani, zaman da getiriyor. Şimdi bak bu zaman mesela demin bir hata yaptım. Adam oraya geldiği vakit sen bunun arkasına dolanacaksın aslında. İyi koyduğun zaman bu adamın yere düşme ihtimali de var. Yere düşerse zaten sonra direkt tepeliyorsun. Bak o adamı öldürmüş, gördün mü? Evet, öldürmüş. Bir tanesi gitmiş. Bu güzel bir özellik. Bunu geliş şey yapıp geliştirip birden fazla adamı da etkin altına alma olasılığında var. Şimdi şu herif bir vursun bana. Tamam. Güzel. Niçin böyle bir şey yaptın? Niçin böyle bir şey yaptım? Çünkü bu oyunda aslında bir şey yok. Onu göstermek için yaptım. Bir iksir olayı ha, yok. Ha, evet. Nasıl bir şey var onu şimdi göstereceğim. Önce ondan bir şey soracağım. Ondan sonra sen o şeylerin nasıl dolduğuna geleceğim. Bir dur ama bir şey soracağım şimdi. Burada bir iki tane nokta var. Bir tanesi sen bu adamlarla savaşırken böyle bir sarı bir imet çıktı böyle adamların üzerine denk geldi. Adamları... Bu galiba targetlama sistemine yakın olan bir şey mi? Kimi seçtiğini mi gösteriyorsun? Üzerinde, evet, üzerinde yuvarlak çıktı, evet. O target'ı. Evet. Enerjisini de gösteriyor aynı zamanda. Peki şimdi karşında iki tane adam var. Sağdaki mi soldaki mi, nasıl targetliyorsun? Baktığın yöne göre. Ha, yani bir hedef switch değiştirme yok. Şey var, target lock var. Ha, kilitliyorsun. Ama değiştirme yok. O biraz zorlayıcı bazen. Ben hiç target lock da yapmadım bu arada. Evet. Oyunu hiç kullanmadım. O zaman ihtiyaç yok musun demek ki? Evet, tamam, güzel. Şimdi bak, kombattan çıktığımız için bizim şeyimiz, barımız dolmaya başladı. Ama dövüş sırasında bizim sağlık barımız dolmuyor ve onu dolduracak bir iksir de yok. Hı hı. Bu oyunda iksir arkadaşlar bildiğimiz RPG mantığında diğer oyunlarda gibi çalışmıyor. Daha çok devasa online'lardan hatırladığımız, bildiğimiz buff yöntemiyle çalışıyor. Yani ne demek? Sizin bazı değerlerinize artı veriyor ve o artı size savaşta bir takım üstünlükler sağlıyor ve onun da bir bitme süresi var. Hı hı. Hemen mesela bir tanesini yapalım. Meditasyona giriyorsunuz. Alchemy'den isterseniz yapabilirsiniz şeyi, potion'ı, iksiri. Diyorsun ki mesela şu bizim dövüşler sırasında biraz da olsa sağlığımızı dolduran bir iksir. Hı hı. Bunu buraya ekliyorsun. Şimdi bak bir tane kuru kafa var gördüğün gibi. Orada bir yeşil eklendi. O da bunun verdiği zehir. O en sona kadar gelirse, şu ikinci çizgiyi geçerse onları kullanamıyorsun. Yani ben o 3 tane, 2 tane daha koyabilirim oraya. O gittikçe uzarsa ancak o ikinci çizgiye gelene kadar şey yapabilirim ve her birinin de şeyi etkisi farklı. Zehiri farklı. Koydum ben şimdi. Bunda aynı zamanda 2 tane koyamıyorsun. Hı. Yani aynı görevi gören 2 iksirden ikisini aynı kullanamazsın. Koyamıyorsun. Yani 2 tane aynı iksirden koyamıyorsun. Çeşit olacak mutlaka. Evet. İçtim ben peki, bunu. Peki dur. Heh. Bir göster bakalım envanteri bize. Envanter? Yani senin şeyin, silahların, kıyafetlerin. Göstereceğiz, dur. Hazır menüye girdin. Göstereceğim, göstereceğim. 9.55, 10 dakikadan geri saymaya başladı. Şimdi bu o şimdi, şu demek oluyor. 10 dakika boyunca senin enerji azaldıkça bunun artmasını hızlandıracak olan bir... Hızlandıracak. Evet. Ama öyle çok acayip de hızlanmıyor. Yani yine senin şeyde dövüşlerde aşırı rahat olmanı sağlayacak bir şey değil. Bir herif var. İstersen bir tane vursun bu herif, gör. Bak gördüğün gibi o kadar da hızlı değil. Gıdım dolmaya başladı. Peki bu senin yapmış olduğun alkamiden mi kaynaklanıyor, yoksa bunu mesela sen farklı otlara daha hızlı yükselmesini sağlayabilir miydin? Farklı otlarla farklı, yani biraz daha şey olabilir. Hızlanabilir gerçekten değil mi? Evet. Daha, çünkü alkemi sırasında bir ottan sana mesela varsa 5 seçeneği de sunuyor. Hı hı. Onları artık deneme yanılmayla falan öğrendim. Veya işte iyi bir resipi bulsan mesela, bu resipiyle alakası yok mu? Yok. Ha. Bildiğim kadarıyla yok.
Evet, şimdi bu şeyler sarı, bak bir tane evet. daha doğdu. Şu anda 5 tane var. 6. 6 tane mi var? Evet. Evet, 6 tane var. Bu her biri bir tanesini kullandığında gidiyor. Evet. Ve 2 tane kullanan yok. Aha, yani her bir mana hareketine bir Aha. tane bunun şeyi var. Şey, bir büyüye bir tane gidiyor. Evet, aynı evet. zamanda eğer silahı seçerseniz, silah tarafını, swordman seçerseniz de götürüyor olabilir. Ben o ağacı seçmediğim için tam bilemiyorum ama çok hareketli olup çok yuvarlanırsanız, çok şey durursanız falan onların dolması gecikiyor. Yani o oynanış stratejine göre orasının dolması farklılık gösteriyor. Bir de güzel bir şey var. Mesela şuraya boşa atayım. Diyelim ki heriflere attın. Ondan sonra diyorsun ki ben şuna geçeyim, kendimi korumaya alayım. Aha. O da olsun. Dolmuyor. Bu kalkanı açtığınız zaman orası kesinlikle dolmuyor. Yani uyanıklık yapamıyorsunuz şeyde. Aha. Kombatlar esnasında ben bunu açayım, dolanayım. Aha. Olsun da dolsun diyemiyorsunuz. Güzel bir şey yapmışlar. Bu güzel değil mi? Kalın olmuş. Şimdi şu güzelliğine bir baksana ya. Çok güzel. Hakikaten. Değil mi? Görsel yani, açıdan. Ben görseli falan bıraktım. Bak Murat. Belki de ileride anlayacaksın ama bu oyunda bak bende müthiş bir keşfetme duygusu şu an içinde var, biliyor musun? Hı-hı. Yani ondan sana biraz anlatmak isteyeceğim. Ben mesela şu mahzenlere girebilir miyim? Etrafta evet. bir dünya böyle mahzenler var mı yok mu? Nedir Murat şimdi bu dünya peki? Şimdi şöyle bir ben sana haritayı göstereyim. Hı-hı. Burası ikinci chapter'ın haritası. Evet. Oyunda bence en eksik taraflarından bir tanesi çok enteresan ya da çok farklı yerlere pek fazla gitmiyorsun. 3 bölüm var. Bir giriş var, bir çıkış var. Toplam 4 bölüm diyelim. 4 bölümün haritası belli. O harita içerisindesin. Skyrim gibi bir yerlere yolculuk özgürlük yok. Falan, özgürlük o yok. Bu harita içerisinde özgürsün. Ama bu chapter 2'nin haritası. Diğer haritada bu, diğer bölümde bu geçecek. Bütün başka bu bir şey olacak. Chapter 2 burada geçiyor. Ondan sonra başka yere gidiyorsun. Ama burada da araştıracak şeyler vermiş adam sana. Skyrim'deki kadar çok değil. Her yer dungeon, her yer işte mahzen, her yer mağara dolu değil. Daha az. Yani mekan olarak biraz daha fazla aslında çalışabilirlermiş. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bir dursan orada bak. Ha bak şu benim mesela çok enteresan geldi bana bak. Şu ışıklandırma normalde bu oda burada bu kadar karanlık gözükmemesi lazım. Daha aydınlık gözükmesi lazım. Bak sen yaklaştıkça onun aydınlığı yeni şey modeline. Yani bu bir zayıf nokta olabilir. Ya, makinenin kapasitesiyle alakalı. Şey işte karanlıktan girerken bir şeydir ya. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ben bu odanın ışıklarını söndürsem, oradan içeriden bir tane ışık açsam. Mum açsam o tabii ki daha fazla göreceksin. Şey yapar. Burada çok da aslında tabii belki takılmaması gereken bir şey. Mesela şurada da zırt diye zırt geldi. Çıktı. Evet bunlar bir takım yani, teknikleri olabilir ama yani. Bak gidiyor. Oyun ışıklandırma ile alakalı bir takım ama şeyleri var. Kesinlikle gözüne batan, çarpan şeyler bir değiller. Bir şey umurumda olmaz. Yani. Umurumda olmaz yani. Bak şu mesela şuradaki ışıktaki evet. şeyle şu davranış ne kadar güzel. Evet. Parıldı. Aykırı gösteriyor. Evet şimdi devam edelim. Oraya girme abi. Burada bir şey var, duvar var. Biliyorum ben bu duvarın arkasında bir şey olduğunu. Burada hemen Jedi görünce hop. Yıkıverdim diyorsun. Evet. Şimdi iki tane kılıcımız. Daha ben yanlış yapıyorum. Yok sola o. Evet. Ha şurasını yıkacağım. Zaten arkada bir şey böyle parlıyor. Ya, parlıyor evet. Evet. Şimdi ruhlar geldiği için ben aslında diğer kılıcımı evet, çekmeliyim şu anda. Gümüş kılıcını. O da bayağı da bir geldi bir arkadaş. Hemen. Şurada bir önce bir kendime bir sağlama alayım. Ondan sonra yere bir trap atayım ama bak çok tehlikeli duruyorum evet. çünkü arkam dönük heriflere. Bir şey soracağım. Arkam dönükse bitersin abi bu oyunda. Bu arada bu traplerden sadece bir tanesi bir tane etkiliyor değil mi? İki kişi öyle etkilemiyor. İleriki bölümlerde bu değişiklik gösterebiliyor. Evet, biraz onlar fazla kaçtık. Evet. Herifler geri döndüler. Acaba enerjiler ne oldu bunlar geri döndüysen? At abi ya trap kapının önündeyken. Ya şuraya bir tane. Gerçi trapte galiba ama. Of, gel bakayım of. Sen. Aa, bak getir. Allah ne verdi sen? O gitti. Gitmedi. Abi fireball. Bu arada o da bana vurmuş. Senin şeyin gitti çünkü kalkan gitti. Ha yok kalkan yoktu ama ya. Ha yok muydu? Hadi gidelim bakalım. Abicim. Zorlu. Zorlu evet. Yalnız yine de ben PC'de de burada da hard zorlukta oynamama rağmen PC'de sanki biraz daha mı zordu diye düşünüyorum.
biraz daha zorlanmıştım sanki. Bak şu anda sarı dolmuyor. Evet. Ne kadar kaçarsam kaçayım dolmayacak. 48 saniye boyunca böyle kalacak. Bu arada ben kullanmıyorum ama bir blokumuz da var. Evet, neden kullanmıyorsun anlamadım ben onu. Bilmem. Çok şey yapmıyorum. Böyle durmak hoşuma gitmiyor. Oo tamam güzel. Evet şimdi ona bir tane çaktık mıydı yüzüğü. Bir tane de yap. Güzel. Oo güzel. Araştır bakalım. Madem burada bu kadar zaman single yaptın, bir bedeli olması lazım. Şimdi bakalım. Burada bir Allah Allah. Buradan bir tane şey ya lan. Gel bir tane şöyle. Hop burada sana bir tane şey açayım ben. Ki arkana dolanabilirsin. Dolan 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 dolan. Ha. Eksiz. Ooo. Zehirledi seni bak. Bleed o. Ha, kanıyor. Kanaman var şu anda. Muayyen gibi galiba. Aaa bir dakika. Sen bir tane çaktın şuradan mumlar falan uçtu böyle bir tarafa. Evet, aa evet, güzel. Güzel. Çok güzel. Ve hala yanıyor orada. Yanıyor. Orada. Güzel evet çok güzel. Yani aslında... Aa dur heh. Envanter abi. Heh, envanter bakayım sende elinde ne silahın var? O silahların gücü ne kadar vuruyor? Tamam. Pimsinki var mı? Deliyor mu? Bitiyor mu? Envanterimiz. Evet. Silahlarımız. Peki ondan dur bir geri gel. Bir silahın nasıl karşılaştırıyorsun hangisinin daha iyi olduğunu? Direkt şuradan şey var mesela. Compare var. Compare ediyorsun. Yani 12-18 baktım. Elimdeki 29-33 evet vuruyor. Daha iyi vuruyor. Evet. Daha iyi vuruyor. Enerji artı enerji veriyor. Ondan sonra üzerine ben iki tane de rune koymuşum. Hmm. Ya böyle crafting falan da var yani. Var var. Güzel. Şöyle hemen göstereyim. Bizim adam ok kullanamıyor. Ok yay yok. Tamam. Onun yerine bıçak atıyor. Ben ama hiç tercih etmediğim için geldiğimi satıyorum. Zaten şey büyülerim var uzaktan. Evet. İhtiyaç duymadım. Defans. Evet. Evet. Armorlarımız. Enchantment yapabiliyorsun işte bunlara ve çok fazla. Bu oyun alkemiyi böyle tam hakkıyla kullanıyor. Hani Skyrim'de de vardır. Bir dünya şey toplarsın yeryüzünden oradan buradan buna ama elinde onları yapmak için tarih şey yoktur. Olmaz. İki tane üç tane vardır. Hep onları taşırsın. Kafayı sıyırırsan eğer. Amel orada arkadaşlar. Yani sıyırırsan evet. Kafayı tamam alkemiyi alıp gidersin. Yani internetten araştırırsın falan. Bunda hem şey çok bol. Verdi yani malzemeyi çok bol veriyor hem de tarifi çok bol veriyor. Bir dünya şey yapıyorsun, bomba yapıyorsun, işte insana etki eden zehir yapıyorsun, efendim ruha etki eden zehir yapıyorsun. Var mesela bir tane Spectre Oil mesela. Hı. Bunu enhance yap diyor. Hemen ne yapacağız? Tabii ki Silver'a. Tabii. Onu koydun mu? O ona bir şey verdi. Hemen bakarız şurada da muhtemelen. Yazıyordum ne oldu şimdi inspect de enhance inspect diyelim ha. Ama tamam, diyemedim. Bir tane geri geldi. Spectre Oil'i eklemiş. Evet 300 ne? Onu şeyden bakarız. Artı bir şey veriyordu bir şeye de. Tam hatırlamıyorum şimdi bakalım. Spectre Oil neyi şey veriyormuş. İnkriz demiş. Wraith'lere %20 daha fazla vurma neden oluyormuş. Hasar veriyormuş. İşte böyle kılıçlarını ve üzerindeki şeyleri, armorları güçlendirebiliyorsun. Bir de benim Silver Sword'un üzerinde iki tane nokta var farkındaysan. Evet, oralara rune koyabiliyorsun. O enhancement'a yakın evet, bir silah. Armor da varmış. Benim evet. Diğer stilde yokmuş. İşte şeylerim var. Potion trap'lerim var. Trap kurabiliyorsun. Mesela ekle buraya. Oraya ekleniyor. Bombalar ama... var ki dünya kadar bomba var işte. Stun eden yok efendim ışık çakan böyle milletin şey olduğu. Ama sen yapan, pek kullanmıyorsun galiba. Kullanıyorum da burada kullanmadım çok. Yani kullanman gerekiyor. Alsın mı bir tane yanına şunlardan? Var var. Ha. Şey dolu. Ceplerin dolu. Dolu. Ondan sonra kitaplar, trofiler yaptığın zaman sana ekstra güç veriyor mesela. Bakalım hemen yine. Benim elimde vitalitimi artı 50 yapan ve artı 3 armor veren bir şey varmış. Bir de mesela bu artı 8 veriyor. Evet. İstersen onu taşırsın yanında. Burada da dünya kadar crafting. İşte bak diagram, formula. Bunu ne kadar çok görüyor musun? Evet, evet. Bunların hepsini çok efektif kullanabilirsin yani. Bayağı dolu dolu yani kısacası. Şimdi burada ilerliyorum ki şurada bir konuşma var. Yani onu da göstereyim. Bir şeyler geliyor mu? Bir yerden hafif sesler gelmeye başladı.
Ne yapayım önce bir... Bomba at bak ya, bir bomba görelim bakalım. Bomba atayım bak, arkanı dönmeyeceksin evet. Abi. Ama yırttın gene, ucuz yırttın. Ah yanlış yere attık evet. Ya. Bence orada senin bir hedeflemek şaştı galiba değil mi? Şöyle bir... Geliyor ha. Şey yapayım. Önce bir kaçalım. Oo, i̇şte bu. Güzel. Mesela değiştirelim. Zekeriya'nın sam var mesela. Nedir o? Zekeriya? Zekeriya'nın güneşi. Bunlar sana baştan oldu mesela. Ama bunda çok işe yaramadı. Daha çok humanoid evet. insanlarda işe yarayanmış o. Aslında bunlar, aldın mı çat diye. Bunlar ruh sonuçta yani. Şöyle bir tane vursan o zaten hasta rahmetine kavuşacak. Bu da gidecek şimdi. Abi bir şey fark ettim lan. Yani tabii ki belki şu an o büyüde mi yok yani. Öldü de sorayım. Atmış olduğun herhangi bir büyü ve herhangi bir tuzak şu ana kadar birden fazla düşmanı etkilemedi. Yani hani çoklu düşmana karşı yapabileceğin bir silahın var mı? Var. Belki şeylerde mesela attığın o şey alev bir fireball'a dönüşüyor evet. ve 3-5 kişi etkiliyor. Ha, güzel. Fazladan şey koyabiliyorsun yere. Bunlardan 2-3 tane koyabiliyorsun. Aynı anda. Aynı anda. Sen şu an bir tane koyabiliyorsun bir tane. Sadece. Bir ya da iki gibi belki bakayım. Evet, bir tane yok, bir koyabiliyorum. Tane, evet. Bu değişebiliyor. Şu şeyle daha fazla insanı etkin altına alabiliyorsun gibi. Onlar güçleniyorlar. Hadi bakalım. Şöyle bir force'u bir verelim bakalım. O yansıt gelmedi sana fark evet. ettin mi? O hiç yani o tuzakta düşmedi. Bak benim evet. mesela... Şeyi kullandı. Çaktığında ona karşı damage evet. veren bir özelliği var. Şurada da bir hemen bir girişelim. Yeni tuzak koy abicim. Bu arada, ha dur mesela hakikaten onu koy yapalım. Bir tane snake koyayım. Ben ne şey yaptın şöyle yapacağız. Hop kaç kaç. Bakalım oraya yakalanacak mı? Biraz havadan uçuyor ya. Yok. Yok. O demek ki humanity yani evet, insanlar için. İnsan, Allah bu arada. Evet. Ben kendim uzağıma kendim karı şey yapmayayım da. Ha basıyor musun? Oluyor mu? Güzel. Güzel. Çok güzel. Ah yanlış şeydi tabii. Yalnız böyle duvarlardan falan böyle lav aşağı indi böyle aktı bize attığımız güzel de. Gelin bakayım siz. Şöyle bir şöyle bir şey yapayım. Kamera bazen bir şeyler aldı. Ben 20 dakikadan beri ilk defa gördüm yani. Ya abi oradan uzaklaşmalısın. Orada seni arayalılar sana. Gördün mü? Bayağı zorlu. Zorlu yani canım. Şey öyle hatırla şeyi. Dragon Age'i aha. bir 5 tane öldür 30 tane çıksın 30'unu kes 20 tane daha çıksın diye yok. Şey yok. Burada adamlar hakikaten hele bir kere geliyor tam geliyor. Birisi karşına 4 tane adam çıkarsa çok dikkatli olman bak, lazım. Bak zaten senin şu anki oyun tarzından şunu anlıyorum, sen çok tedirgin oynuyorsun zaten evet, bu oyunu. Evet. Yani biliyorsun öyle en kahraman hızlan yaparsan çok fena öpecekler sana. Gidersin. Hele ki şey varsa sırttan yediysen bak evet. adam işte ikisini götürdü gördün evet. mü? Bu herife ne yapayım ben ya? Bu adama en iyisi yakayım ben. Zaten bir kişi kaldı. Bu alev efektinin bir güzel tarafı daha da sonra yakmaya da devam et geliyor. O da bir artı alev için. Evet, şimdi yavaş yavaş enerji evet, doluyor. Bak bunu doluyor. İstersen şey yapabiliyorsun, alabiliyorsun bu arada. Ha, senin tuzağın. Collect yapabilirim de. Bu o, evet. bu arada o kapanmış. Evet, kapanmış. Kapanmış. Bir tane önde vardı. Neyse, boş ver. Güzel. Şuradan devam edeyim. Davullar tam gaz veriyor. Yok, şu karşıdaki yere gidiyor. Şu karşıdan gidiyor. Art. Bak, güzel. Who are you, and what do you seek? Geralt of Rivia. Sen ha diyeceksin burada Murat. Koyacağım böyle. Var aslında buna istersen ne diyorsun istersen. Konuşma böyle. Çok enteresan bir şey yok. Konuşma yok. Ne oldu? Şey kilitlendi böyle. Ne arıyorsun lan? Sen lan buradan. Sen lan gelmişim. 30 tane şeyi gebertmişim. Spectre'ı hala artist yapıyorsun. Aynen. Evet.
Konuşma böyle. Evet. Bu standart bir konuşma. Standart. Bazen bunların yanında ikonlar çıkıyor. Mesela senin kuvvetine dayalı. İşte adamı hadi lan yiyorsa gel falan diyorsun. Herif tırsıyor mesela. İkna falan var mı böyle? İkna, hani karizma ile alakalı bir şeyler. Şeyle alakalı var. O igni diye bir şey var ya. İgni değil de başka bir şey ismi. Adamları kendime doğru çevirdiğim, ele geçirdiğim kuvvet. Kullanan var. Onu kullandığında adamı ikna ediyorsun. Ha haklısın abi kusura bakma falan diyebiliyor mesela. Böyle alternatif seçenekler alternatif var. Alternatif seçenekleri koymuşlar ama şimdi ben Hyrule comeback diyeceğim. Şimdi abi burada en güzel oyunun taraflarından biri çok çok dolu bir oyun. Karakterler çok iyi yapılmış. Oyunun kurgusu harika yapılmış. Hikaye güzel. Bir politik bir şey var. Arka plan var oyunda. Orada zaten kitaptan büyük bir gücü almış. Evet, kitaptan çok büyük bir gücü almış ve kitap oyunu olduğunu da aslında sana fark ettiriyor. Hani bu Game of Thrones var işte, taht oyunları. Orada çok sevilmesi nedeni işte herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, bir şeyler, bir entrikalar var falan. Aynen öyle. Burada da onu çok güzel hissediyorsun. Krallar var, işte büyücüler var bir yanda. Herkes böyle bir gizli bir ajandası var herkesin. Herkes birbirine yalan söylüyor. Kime güvenebileceğini bilmiyorsun falan filan. Çok güzel yapmışlar. Karakter sadece Geralt değil. Diğer karakterler çok çok iyi yapılmış. Ortamlar iyi anlatılıyor. Politik arka plan çok iyi. Yani o gerçekten kitap okuyormuşsun gibi. Yaşayan bir dünyadaymışsın gibi. Yaşayan bir dünyadaymışsın gibi bir etkisi var. Tabii bunun nasıl bir dezavantajı var en azından bizler için? Çok iyi İngilizce gerekiyor arkadaşlar bu oyun. Gerçekten çok çok iyi İngilizce gerektiriyor. Çok karakter olduğu için hele bir de İngilizce çok hakim değilseniz karman o kimdi lan falan diyor. Bir şey konuşuyor işte şu şuraya gitmiş bu ara yapmış. Ulan kimdi ki o falan diye kalabiliyorsun. İyi İngilizce iyi hakim olmak lazım ama bir güzelliği bunun Türkçe versiyonunda bu PC için çıkmış durumda. Evet Aral onu Türkiye getirmişti. Oyun çevirinin çevirisiyle ki eğer ki İngilizceye çok hakim değilseniz bence oradan Türkçeden oynamakta fayda var ve güzel tarafı da hani RPG'ye biraz uzaksanız Türkçe için güzel. Evet. Türkçe olması çok güzel bir şey yapar. Şimdi şuradan biraz bahsedeyim karakter geliştirmekten. Bir Tio var burada. Ben büyücü tarafını seçtim. Şurada her ağacın şu sondan bir önceki adrenalin diye özel bir güç açıyor. Bunu ben ancak 3. bölümde açabildim ama hepsini doldurmak istiyordum ben. Şuraları her birine ikişer tane şey verebiliyorsun. Talent verebiliyorsun. Yetenekleri. Mesela şuradan aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile buraya ulaşabilirmişim. Şimdi ben şeyi açmamın da bana ne faydası var? Ne? Bu şeyin adını sen söyle. Adrenalin dolduğu zaman çok büyükçe bir çember çiziyor. Yeni bir güç elde ediyor. O gücün içi, o çemberin içine girenler yavaşlıyor. Ha yani onlar için zaman yavaşlıyor. Pasif bir özellik. Pasif bir özellik değil. Dolma şeyi var, barı var. O dolduğu zaman onu açıyorsun ve etrafındaki askerler yavaşlıyor. Sen normal hızla hareket ederken. 3. bölümde çünkü karşına 10 kişi falan çıkartmaya başlıyor. Adrenalini açmazsan biraz tabii orada kasar. Kasabilir. Ama daha erken de açabilirsiniz adrenalini. Şu şeyi 7 puan vererek oraya ulaşılabilir. Peki bir şey soracağım şimdi burada. Şimdi bir RPG oyundaki aslında özellikle karakter gelişimindeki en bana göre hassas noktalardan biri aslında oyunun sonuna geldiğin zaman da bile alamadığın şeyler olması çok önemli. Evet. Yetenekler olması çok önemli. Şimdi hani hep böyle aklının bir tarafında ya şuna da acaba yönelse miydim diye böyle bir şey böyle bir şey içime gıcıklar. Bu oyunun sona doğru bunu yaşıyor musun? Yani yoksa oyunun sona doğru her şey artık emine amade mi oluyor bu yetenekler? Ben Witcher'ı büyüğü seçtiğim için büyüğünün tamamını alabildim. Ama öbürlerinden hiçbir şey alamadım. Şu anda gördüğüm gibi iki tane almışım. Ha bir dakika kılıçta. Ha sen özellikle büyüğü yöneldin. Tabii. Bir seçenek değil. Sen aslında öbürüne yönebilirdin aslında. Tabii. Evet. 3 tane yön var. Evet. Büyü, 4. Kılıç. O başta onu veriyor. Prolog'da o var. Onu orada 7 tane harcadıktan sonra öbürleri açılıyor. Evet. Alkemi, simya, kılıç ve şey. Ben hepsini büyüğe verdim. Sadece orada 2 tane vermişim. Denemek için. Peki. Aslında çok ortalama bir şey de yapılabilir istenirse. Peki şimdi bu bir şey daha göstereceğim sana. Burada bir sorun var mı? Şu anlık yok. Evet.
Şimdi şeyler, görevler hakikaten böyle git efendim, Geralt efendi benim şuna 50 altın borcunum var, git onu ver gel. Yok abi öyle bir görev. Bütün görevler dallanıyor, budaklanıyor. Mahzende fare var, öldür onları. Yok öyle bir şey. Yani kontrakt diye bir şey var. Her şehirde hanın önünde buluyorsun. Orada mesela efendim bir yaratık istilası varmış. Mesela onları hallet diyor ama onda bile bir güzel bir şey yapmış adamlar. Mesela o yaratıkların neden orayı istila ettiğini öğrenmek için ya onları araştırıyorsun, kitapları okuyarak o yaratıklar hakkında bilgi ediniyorsun. Ya da onları avlaya avlaya, öldüre öldüre bir takım özelliklerini keşfediyorsun. Ancak çok öldürdükten sonra onları nasıl yok edebileceğini öğreniyorsun. Yani git 50 tane fare öldü gel, yok öyle bir şey yok. Burada mesela conspiracy teori diye bir şey. Şu gördüğün aslında paragraflar muhtemelen bu oyun, bu görevdeki benim ilerleyişim isim geliyor. 4-5 tane aslında adımdan sonra bu paragraflar geldi. Adımdan sonra buraya kadar gelmişim ben. Her biri de oraya güzel güzel ekleniyor. Böylelikle oyunu bıraktınız. Bir ay sonra döndüğünüzde hikayenin akışını çok güzel görebilirsiniz. Evet. Şimdi ufak bir yer daha göstereceğim. Ondan sonra da inşallah bir problem olmadan bu sefer kapatacağız. Şunu söyleyeyim. Oyunun bir yerinde birinci bölümün sonunda sana bir seçim sunuyor. İki tane yan karakter var. Bu iki karakter birbirlerinden nefret ediyorlar. İkisini birden seçme imkanı yok. Bir tanesini seçiyorsun. Bir tanesini seçtiğinizde oyun tamamen farklı bir yöne gidiyor. İkincisini seçtiğinizde tamamen farklı bir yöne gidiyor. İkisinin görevlerini de aynı oyunda oynama imkanınız olmuyor. Aslında burada oyun bir çatallaşıyor. Çatallaşıyor. İkinci ve üçüncü bölüm çok ciddi değişikliğe uğruyor. Yani majör bir değişiklik oluyor. Yani aslında burada yapımcı şunu getirmiş beraber, ne demiş ki? Arkadaşım ben sana bir şeydeki gibi adını sen söyle, bizim neydi bir önceki oyunumuz RPG? Skyrim'deki gibi sonsuz bir görev yapma özgürlüğü ve bir dünya, açık bir dünya vermiyoruz ama çatallaşma sayesinde bir takım farklı özellikler, iki oyuncu arasındaki farklı özellikler, farklı senaryo yaşayabilirsin diyor. Aynen. Seçimler gerçekten bir şey değiştiriyor. Ama aynı her zaman olan bir şey değil galiba. Bir kere mi veriyor bunu? Bir kere çok büyük var. Onun dışında da oyun içerisinde de kılcallaştıranlar var. Küçük, daha küçük. Mesela onu mu kurtaracaksın, bunu mu kurtaracaksın? Kılcallaştıran bunu diyor dersen evet. Buradaki ama şöyle bir şey var. Yani o da bir dal aslında. Yani o da uzun sürecek bir görev aslında. Onu tamamen bırakmış oluyorsun. Ya yani bir daha oynamak için bir şey. Evet. Şimdi bu da iç mekanlardan biri. Çok güzel efektler falan. Çok güzel. Burada çok ufak bir şey göstereceğim sana ki senin gizliliği ne kadar sevdiğini biliyorum. Buraya aslında bu adama dala da bilirim. Yani alıp bir kişiyi götürecek şeyim var. Çok şükür Geralt. Ama şöyle ufak tefek bir takım gizlilik oyunları da var arkadaşlar. Şu an sen onu bir tuşa basarak mı yapıyorsun? Bak yoksa... X'e gideceğim. Hayır, o kendi eğildi. Bu bölüme özel bir şeydi bu. Bu bölüme özel. Her zaman ben burada gizlilik yapayım şey diyemiyorsun. O bölüme özel bir şey oluyor. Şimdi şu ara sahne geçsin o zaman. Şöyle bir manyaklık var. En çok kıl olduğum nokta. Bazen boss çıkartıyor. O boss'tan önce de bayağı bir konuşma çıkartıyor. Öldüğün zaman o konuşmaları önüne atıyor seni. Tekrar tekrar aynı konuşmaları geçmek zorunda kalıyorsun. Niye yapar insan hiç bilmiyorum valla. Ya bu abla ters yapacak mı sanki mi? Bakalım. The seed has been planted and will soon. Shut up and give me the key. Where did I put it? Yer mi lan Geralt efendi? İşte gördüğün gibi ufak bir quick time event vardı. Vardı. Onu da hallettik. Hop, altına böyle kelle. Oo, oturttuk. Kelle. Bir dezavantaj şeyi daha var. Kötü bir yer daha var oyunda. O da şu. Yerden aldığın şeylerden hangisini alacağını seçemiyorsun. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Ve oyunda taşıyabileceğin yük sayısı belli. O yüzden bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ufak bir cutscene'imiz var. Oh. Evet. Bunun ismi de Wes bu arada. Maviş mi Wes mi? Wes bu. Hayır, Maviş mi Wes mi sen için? Maviş her zaman Maviş'tir. Fakat şöyle bir şey diyeyim. İki tane çatal oluyor dedim ya. O çatallardan birisi aslında şey, biraz böyle ırkçı ve faşist yönelimleri olan
tipler. Wes için ben onları seçmek zorunda kaldım. Hadi ya. Çok utandım kendimden seçimim ama dolayısıyla ama. Kadın yeti böyle işte yani. İşte ama için. Dedim ki Wes benim olmalı dedim ve tabii ki Geralt bu uçan kaçan kurtulmaz. Ben şunu söyleyeceğim Murat. Şimdi oynayış tarzından gördüğüm kadarıyla aslında bu oyunun hem güçlü yanı hem zayıf yanı. Şu Geralt bir karakter ve bu karakterin bir takım özellikleri var. Aha. A, B, C oyuncusu değişmeyen bunlar sabit özellikler. 5 tane büyüsü var evet, mesela. 5 tane büyüsü var. Mesela gördüğüm kadarıyla asla böyle sneak modda gidemiyorsun. Sessiz gideyim yok. Sadece yani, istediği zaman. Hikaye itibariyle evet. Yani bir aslında karakter yaratma sınıfı itibariyle bunu sana vermiyor. Yok. Şimdi bu çok güzel olan ve bir o kadar da kötü olan bir şey. Neden? Birincisi bir tane özelliklere adamlar çok çeşitlendirip en ufak detayına kadar düşünmüşler bir karakter. Ama beraberinde bir RPG oyuncusunun istemiş olduğu belki bir özgürlükler. İşte ben mesela biliyorsun sınıf olarak böyle daha böyle sinsi olayım ama arkadan sokuşturayım moduna bir adamdır. Mesela bunu asla yapamam. Evet, belki orada simya yerine öyle bir şey koyabilirmiş adamlar ama karaktere uymayabilirmiş. Bir de oyun dünyası da belki buna uygun değil. Çünkü ben açık bakıyorum hani bütün adamların bir keşfetme duygusu var. Jart'ta giriyorlar çünkü. Evet, dalıyorsun. Bu mesela ikilemde bırakan noktadan bir tanesi. İşte yani şuna geliyor. Belki böyle bir oyun oynamayı seven RPG oyuncusu bunu oynamayabilir. Aha. Yani atıyorum sırf yakın temas. İşte mesela kimisi okçuluk sever abicim. Evet. Tak 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 atayım der buya bakmaz. Bu yok. Aha. Benim gibi rock olanlar sevmiyor vesaire falan ama sonuçta bir denge var, bir karışım var arada gene de. Herkese hitap eden bir şeyler koymuşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Abicim Polonyalı firma. Tamam mı? Kusura bakmasın Mass Effect. Yani BioWare diyelim demiş artık Okyay'dan çıktı yani, hakikaten bir son yandan, iki oyundan beri Dragon Age'den ve Mass Effect'ten bahsedelim. Ya bir Dragon Age 2'ye bak, bir şuna bak. Şunun tırnağı olamaz ikisi de açık konuşayım bak, RPG konusunda belki iyi oyun olabilirler bazı türlerine göre ama RPG konusunda bu oyun çok derin temelleri var. Ve hani Polonyalı film lan, Polonyalı ne diyorsun ki falan dersin ama çok iyi. Evet, yani hem görsellik açısından. Onu zaten geçtim bile, başta söyledik onu. Hem görsellik, hem konu, hem oyun şeyi, dinamikleri, kombatı falan hepsi bir bütün ve güzel bir paket olmuş. Olumlu eleştirmediğiniz bir şey daha var. Adamlar şu an eminim, ben sevmesem bile pek çok oyuncu Witcher 1'i sevmişti. Witcher 1'in aynı dinamiklerini biraz geliştirip önümüze atarlardı. Hı. Biz zaten sokakta kemik bulmuş köpek gibi kemirdik onu bayıla bayıla, tamam mı? Ama adam onu yapmamış. Adam oturmuş bir yeni arga yapmış. Ben bunu nasıl geliştiririm? Yeni bir senaryo koyayım, yeni bir oyun demikleri koyayım, yeni bir karakter ekranı koyayım demiş. Ortaya yeni bir şey çıkar. Üzerine yatmamış. Yani birincisinin mirasını kemirmemiş bu oyun. Yememiş, yeni bir şey koymuş üzerine. Bu çok önemli var. Ama mesela birinci oyundaki mekanlar daha iyiydi. İyiydi. O ilerledikçe çok griydi abi bu oyun. Çok yerler geçiyor. Bu gerçekten bu oyunun renk paleti çok iyi. Mekan bakımından benim sadece bir şeyim oldu. İşte o biraz daha fazla farklı mekanlara girmek isterdim. O da inşallah 3. O da bir oyun. Ekip ve zaman işi bence. Hani belki öyle zaman yapmak kolay mı abi? 300 adamla çalışmak var, 30 adamla çalışmak var şimdi. Ve devam edeceklerini de zaten sinyallerini vermişler. Alın, RPG seviyorsanız alın. Türkçe olması bir ekstra, kaçırmayın derim. Şunu diyeceğim, son bir yorum. Fallout'la Skyrim'i yan yana koyunca aslında çok böyle bir farklı bir gömlek giymiş olmadığını farkına varıyorsun, tamam. Aha. Böyle öbürünün gömleği belki biraz daha geniş, daha böyle yetenekli, cebi falan var fazla neksan ama bu oyuna bakınca şu an piyasadaki birçok RPG oyundan farklı olduğunu hissediyorsun. Çünkü yani kendine ait dinamikleri var. Bir şeylere benzemiyor. Aha. Onu mesela çok beğendim. Evet. Özgün bir şey oynuyorsun Murat. Çok aynen, önemli bu. Aynen öyle. Evet. Evet, çok özgün bir oyun arkadaşlar. Yani ben birinci oyunu hiç sevmezdim. Çok yarım bıraktım zaten ama bu akşam i̇kinci giderken CD'yi bırakıyorsun tamam, abicim. Bırakırım. Evet arkadaşlar, ikinci baskı oldu bizim için ama bu kadar. Ya buna değer. 2 deli 3 deli. Almat gelmiş şu an. Görüşürüz.